I think we can start now. Sanırım başlayabiliriz. Sayın davetli konuşmacılarımız, hoş geldiniz. Yani çok değerli konuşmacılarımız Yan ve Yani ve Sayın Helen Kontal, sevgili konuklarımız, sevgili katılımcılarımız, hepinizi Türkiye Mimarlar Odası adına hoş geldin demek istiyorum. Buradaki Mimarlar Odası olarak sürdürülebilir, Uluslararası Sürdürülebilirlik Mimarlık Ödül Programı'nın bir parçasıyız. Ve bu çerçevede birlikte tasarlamak başlığı altında çeşitli konferanslar organize ettik. Burada da ilk konferansımız için bir aradayız. Ah keşke yüz yüze yapabilseydik bu toplantıyı ama gelişmeleri düşündüğümüz zaman yine de bir olumlu yanı da var. Farklı ülkelerden, Türkiye'den pek çok katılımcıyı bir arada ağırlama fırsatı bulduk. Bu da aslında olumlu bir yönü olduğunu da gösteriyor daha fazla kişiyle iletişim kurmamız anlamına geliyor. Daha önce belirttiğimiz üzere bu konferanslar Sürdürülebilir Küresel Mimarlık Ödülleri programıyla işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu programın çok özgür, çok kendine has bir değeri var. Mimari açısından bugün yenilikçi yaklaşımların önünü açan bir program. 2006'da başlayan bir program bu. Toplumsal ve kültürel bağlamların, yerel katkıların ve katılımcı yaklaşımın mimariye yansıması ve şehir planlamaya yansıması açısından önemli katkıda bulunuyor. Her yıl 5 önemli mimar, plancı, düşünür bu çerçeve içerisinde sürdürülebilir mimar çerçevesinde ödüllendiriliyor ve açılış konuşmacılarımız bu konuda daha fazla bilgi verecek. İki değerli katılımcımız var. Bunlardan bir tanesi Jan Gehl ve bir tanesi Anna Fenster ve Marta Makalya gelecek hafta. Onlar da aynı zamanda Küresel Sürdürülebilirlik Mimarlık Ödülleri'nin bir parçası olarak görev görüyorlar. Biz Mimarlar Odası olarak bu tür değerli kişilerin buradaki katkılarını almak istiyoruz. Her şeyden önce bugünün mimarisi için ve mimari eleştirisi için onların katkılarına ihtiyacımız var. İkinci olarak da mimarın ve mimarinin rolüne bir vurgu yapmak istiyoruz. Çünkü bu rol sosyal, kültürel araştırmaları yanı sıra mimaride ve kamusal alanlarda demokrasi ve hakkaniyete vurgu yapmaya çalışıyor. Profesör Jan Gehl 2015'teki bu ödülü alan kişilerden biri. Kendisi Gehl Mimarlık Bürosu'nun kurucu üyelerinden, biliyorsunuz zaten. Aynı zamanda Danimarka Kraliyet Akademisi'nin öğretim üyelerinden Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir öğretim görevlisi. Bugün bizlere 21. yüzyıl için yaşanılır kentler başlıklı bir konuşma yapacak ve bu konuşmasında birlikte tasarlama ya da halkla birlikte tasarlama anlayışının bugün neden kentlerin sağlıklı geleceği ve yaşam kaliteleri açısından önemli olduğuna dikkat çekecek. Çok iyi bilindiği üzere kendisi İnsan İçin Kentler, Cities for People ya da kitabında bu konuları tartışıyor. Aralık 2020'de bu kitap dilimize çevrildi. Erdem Ertan tarafından ve Koç Üniversitesi yayınlarından yayımlandı. Bu kitabın bağlantısını da sizlerle paylaşacağız. Mesaj kutusundan. Kitabın sayfasına giren linki görebilirsiniz. Ana konuşmacılarımızın öncesinde açılış konuşmalarını yapacak çok özel konuşmalarımız var. Bunlardan bir tanesi Yana Revedin. Kendisi Küresel Sürdürülebilirlik Mimarlık Ödülleri Programı'nın kurucu başkanı. Aynı zamanda Ecole Spéciale d'Architecture öğretim üyesi. Aynı zamanda UNESCO'nun önemli delegelerinden biri. Ve elbette ki Sayın Marie-Hélène Kontal. Kendisi Cité d'Architecture et du Patrimoine'da Mimarlık ve Miras Merkezi'nde Kültürel Gelişmeler Bölümü Müdürlüğünü sürdürüyorlar. Onlar da kısaca bugünün mimarisi konusundaki fikirlerini bizlerle paylaşacaklar. Buradaki toplumsal mimarlık açısından görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Burada Mimarlar Odası Yönetim Kurulu adına sözlerimi tamamlamadan önce bir kez daha sayın konuk konuşmacılarımıza, Sayın Jan Gehl'e ve açılış konuşmalarını yapacak Yana Revedin'le Marie-Hélène Kontal'e teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Davetlerimizi kabul ettikleri için.
bugün bu çok güç zamanlarda bizimle birlikte oldular. Bu yüzden onlara müteşekkiriz. Aynı zamanda da burada söz alacak herkese şimdiden teşekkürlerimi etmek istiyorum. Elbette ki organizasyon komitemize Aslı Tuncer'e ve bu sürece destek sunan herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Aynı zamanda tercümanlarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz de tercümanlar olarak nezaketinden dolayı Deniz Hanım'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hepinize başarılı ve verimli bir konferans diliyorum ve Mimarlar Odası adına selamlarımı iletiyorum. Şimdi sözü açılış konuşmalarını yapacak konuşmacılarımıza bırakmak istiyorum. Önce söz Sayın Yana Revedin'e ait. Kendisi bizimle düşüncelerini paylaşacak. Buyurun, çok teşekkür ederiz. Buyurun Yana Revedin, söz sizin. Thank you very much, Deniz. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Öncelikle bu bütün teknik konferans ayrıntılarını organize edenlere de teşekkür etmek istiyorum. Evet, böylesi ortamlarda bir araya gelmek kolay değil ama yine de bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nin ve Mimarlar Odası'nın 2 yıl önce konuğuyduk. İstanbul'da bu buluşma için de size şimdiden, bugünden teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Yana ve Maria Elena'ya de teşekkürlerimi iletmek istiyorum burada bulundukları için. Sevgili Deniz, benim sadece Mimar Sinan Üniversitesi'nde birlikte ders verdiğim hoca arkadaşlarımdan biri değil, aynı zamanda küresel mimarlık ödüllerinin önemli figürlerinden biri. Çünkü komitesinde yer alıyor bu 5 istisnai mimari eseri seçen jürilerinden bir tanesi. Deniz Hanım'a teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. İlk slaytımı paylaşabilirsem. Venedik'ten değil, Paris'ten konuşuyorum. Bir farklılık var durumda. Çünkü bu yıl bir farklılık oldu. Bu 1865'ten beridir değişmeyen bir okul. İlk Fransa'nın ilk teknik mimari okulu. Hala aynı binadayız, aynı bahçedeyiz ve öğrencilerim de tam da böyle 19. yüzyıldaki öğrenciler gibi giyinmeye devam ediyorlar. Bu etkinliği mümkün kıldığın için de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bütün atölyemiz şu anda Yangel'den de bahsettiği üzere burada diğer arkadaşlarımızla birlikte. Bunu takip edecekler, gelecek haftaki programda takip edecekler. İlk başlığımız benim adlandırmamla insan ruhunun bir ergonomisi. Çünkü bu alanda çok ilginç çalışmalar yürütüyor. İşte bu yüzden de insani boyutu üzerinde, mimarinin insani boyutu üzerine çalışmalar yürütüyor. İnsan ruhunun, insan tininin ergonomisi. Burada kapsayıcılık habitatları üzerine çalışmalar yürütüyorlar. Ve burada hem diploma hem de doktora araştırmalarımda birlikte çalıştığım kişilerden biri. Yan, bu fırsat için çok teşekkür ediyoruz. Buradaki Ecole Speciale'de birlikte özel bir anımız oldu. Buradaki Fransa'daki çok eski bir tasarım okulu olan Canondo'yla ve Cartier'le birlikte gelenlerle birlikte bir araya gelmiştik ve buradaki çalışmam her şeyden önce disiplinleri çapraz kesen ve disiplinler arası boyutuna odaklanmak. İkinci slaydımda bunun ayrıntılarını veriyorum. Burada hem araştırmaları yönetiyorum hem de ders vermeye devam ediyorum. Burada Paris'te de bu çalışmalar devam ediyor. İsveç'te de yürüttüğüm çalışmalar var. Çünkü buradaki benim geldiğim okullardan bir tanesi Bauhaus Okulu. Kent plancılığı açısından, şehir plancılığı açısından benim geldiğim köken de bu, Almanım. Ve burada 3 tane temel boyut var aslında Bauhaus Okulu'nun yarattığı. Bunlardan bir tanesi kentsel ekoloji. Diğeri döngüsel bir ekoloji ve ekonomi içerisinde nasıl çalışabilir? Buna ek olarak disiplinler arası öğrenmeyi desteklemeye devam ediyoruz mimari içerisinde. Çünkü burada bütünsel açıdan insanların yaklaşması gereken, insanlara yaklaşırken, bütünsel açıdan yaklaşırken yapılması gereken pek çok şey var farklı disiplinlerde. Ve son olarak da toplumsal güçlenme Bauhaus içerisinde temel hususlar. Gerçekte bunlar. Aynı zamanda bu kariyere bir kadın olarak başlamak da
Bu sayede mümkün oldu benim için. Mimari eğitiminde yeni anların ortaya çıktığı anlar. Bunlar benim diploma öğrenci, hem lisans öğrencilerime hem de lisans üstü öğrencilerime paylaştığım boyutlar. Burada benim mimari web sitemin linklerini de görüyorsunuz. Deniz Hanım'ın bahsettiği gibi pek çok ülkeden insanlar okulumuza, Paris'e öğrenciler gönderiyorlar. Ve bu sayede mimarlık mesleğini hem bir sanat hem de bir araştırma alanı olarak geliştirme fırsatı buluyoruz. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca genç arkadaşlarım, öğrencilerim bu alanı sürdürmeye devam edecek. Son slayta geçebilirsek. Buradaki küresel ödüllerin 70 adayını göreceksiniz. Acaba slaytı değiştirebilir misiniz? Hepsi buradalar. 70 harika yetenek. Hedefimiz, yani elbette ki bunu biliyor. Kendisi de bu sürecin bir parçası. Belirli bir teorik konuda, belirli bir tema, izlek çerçevesinde ödüllerimizi veriyoruz. Bilim kurulumuz içerisinde. Ama aynı zamanda da teklifleri demokratik olarak mimarlardan yahut mimari eleştirmenlerden, kurumlardan adayları topluyoruz. Ve özellikle yenilikçi yetenekleri ödüllendirmeye odaklanıyoruz. Bunu yaparken de bu tematik alanda öne çıkan isimleri takip etmeye çalışıyoruz. Yan Gel gibi büyük isimler de bunun bir parçası. Christoph Alexander gibi bunun bir parçasında. Çünkü Yan'ın çalışmalarının teorik kökenleri arasında yer alan insanlar. Ya da Thomas Herzog. Ekolojik tekniklerin Almanya'daki mucidi yahut da Fray Otto ne yazık ki vefat etti. Vena Zubeke buradaki TU Stuttgart'ın direktörü. Bu ikisi aslında bir şekliyle yeni yolu ilk kez açan isimler arasında ve burada Krishna Durji ile bu arada yine ödüller çerçevesinde çalışmalar yürüttük. Ama her yıl genç bunun gibi önemli isimlere ek olarak bilinmeyen isimlere de ödül vermeye çalışıyoruz. Az önce saydıklarım ödülleri alanlardan bazıları ama örneğin Alegana Rende Şili'de yahut da Wang Chu Çin'den bu ödülleri alan Priske ödüllerini alanlar arasında yer alıyor. Bunlar benim yaşımdalar. Dolayısıyla çok gençler. Deniz biliyorsunuz mimarlar iyi yaşlanırlar. O yüzden genç kabul ediyoruz kendimizi. Von Semptam gibi ya da Marta Makalya, Anna Fenster gibi önümüzdeki hafta da konuşacak isimler gibi isimlerin bir araya gelmelerini, birlikte çalışmalarını da sağlamaya çalışıyoruz. Biz de birlikte yazılar üretiyoruz ve bu yıl ve yıl gelişen bir süreç. Çok pozitif ama aynı zamanda eleştirel raporlar hazırlanıyor yaptıkları çalışmalar için. Ben de onlarla birlikte burada tematik kitaplar çerçevesinde bir de yazılar yazıyoruz. Öğrencilerimiz okuyor. Umuyorum Türkiye'de de belki bunlar zaman zaman çevrilecektir. Türkçe'ye siz de göreceksinizdir. Ve deneysel projeler yapıyoruz. Belki de aslında en dokunaklı, en etkileyici ve en fazla potansiyeli açığa çıkaran yönü bu. Bu ödüller açısından şu konuda şanslıyız. Gelecek yıl Versailles Bienali'ne katılacağız. Burada yeni Versailles Mimari Bienali'ne 3 adayımızın enstalasyonlarına katılacağız. Ve bunları söyledikten sonra sevgili dostum Marie-Hélène Contal'e bırakmak istiyorum. Paris'te bu ödül, sadece şunu söylemek istiyorum. 2006'daki başlangıcından bu yana tahayyül edeceğimiz en uzun süreli işbirliklerinden biri böylesi büyük kurumlar arasında ve Fransız Kültür Bakanlığı da bunu bir yandan destekliyor ama 15 yıldan beridir de özel olarak bu ödülleri bütün alanlarda, bütün sorunlu alanlarda geliştirmeye çalışıyoruz. Finans da bunlardan bir tanesi. Ve mümkün olduğu kadar içerik açısından da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Marie-Hélène, bu son 15 yıl içerisinde bize yaptığın tüm katkılar için sana teşekkür ediyorum. Deniz Hanım, size buradaki jürimizdeki bilimsel ortaklarımızdan birisi olarak size de teşekkür ediyorum ve sözü Marie-Hélène Contal'e bırakıyorum.
Çok teşekkürler sevgili Deniz. Çok teşekkürler Yana. Hepinize merhaba demek istiyorum. Ve burada bulunmak benim için büyük bir onur. Yang'la birlikte aynı ortamda sunum yapabilmek. Yang'li bir araştırmacı olarak ve aynı zamanda önde gelen bir hoca, bir profesör ve dünya çapında bir uzman olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece mimarlık alanında değil, insani bilimler alanında. Yang'el, evet, güzel yaşanıyordur demiştik mimarlar. Yang'el de bütün çalışmalarını insanların dahline ayırdı. Kentlerin örgütlenmesinde, organizasyonunda insanın bu sürecin bir parçası olması. Nasıl başladı? Çok az tercüman vardı. Richard Sennett gibi, Yang'el gibi bu süreçte bu alanda çalışan ve bu cesareti gösteren az sayıda insanlardan bir tanesi. Buradaki işlevselciliğin doktrinin ve onun bir takım sonuçları vardı kentlerin organizasyonunda, örgütlenmesinde. Bu noktada Yang'el'in bir metninden alıntı yapmak istiyorum. Buradaki kentler bir makine gibi düşünüyorlardı ve bunlar sanki birbirlerinden ayrı olarak kopuk, işlevsel olarak çalışan gruplar olarak düşünülüyordu. Ve işte bu yüzden de uygun sonuçları ortaya çıkartmak açısından teorik olarak pek çok sorun ortaya çıkartıyor. Her şeyden önce araçların nasıl işleyeceğine odaklanmıştı. Bütün bu yıllar boyunca Yang'el'in yaptığı çalışmalar boyunca ne şehir plancılar ne de mühendisler bu zamana kadar Yang'el hakkında yazılan bir yazıdan alıntı yapıyor şu anda. Yurttaşların yaşamı üzerine, şehir yaşayanların yaşamı üzerine düşünmemişlerdi. Bu Yang'el'in en önemli kitabından alınan bir alıntı ama Yang'el'in sözleri değil, hakkında yazılan bir sözler. Şehir, insanlar için şehirler ya da halk için şehirler. Burada bu çalışmaları yurttaşlara son derece erişilebilir hale getirmek istiyordu. Peki ama neden? Neden bunu yapmamız gerekiyor? Bir uzmansanız bu soruları sormanız gerekiyor. Yang'el için şehir ve demokrasi birbirleriyle derinden bağlı iki unsur. Kamusal alanların niteliği bir yurttaşlık meselesidir. Yurttaşların daha geniş bir bilgiye erişebilmeleri için gereken bir olanaktır. 50 yıllık Yang'el'in yaptığı bu tüm bu çalışmaların dışında şunu söyleyebiliriz ki Yang'el kentsel ekolojinin muazzam savunucularından biridir ve hem teoride hem de pratikte bunları bir araya getirmeye çalışan kişidir. Kentlerin bu yoğun yapısı içerisinde ve yine Yang'el'in bakışı bizim kentler hakkındaki bakışımız değil. İnsanların genel olarak algılarına ve yaşamlarını sürdürmelerine odaklanmış bir durumda. Yang'el mimarlık ofisinde hem çalışmalarını yürütüyor hem de bir yandan kendi metodunu yaygınlaştırmak üzere öğrenciler yetiştiriyor. Çalışmaları sadece büyük projeler değil ama aynı zamanda Stockholm, Oslo, New York, Paris, Moskova, Melbourne gibi büyük kentlerin metabolizmasına nüfuz eden çalışmalar. Dahası Yang'el kendi yöntemini bir düğümler kenti olarak, düğümlerin kenti olarak düşünüyor. Ve yeni ülkelerin içerisine çıkan büyük şehirleri ortaya çıkartırken, bunlar üzerine düşünürken de bu perspektifi sürdürüyor. Yeni bir alıntı. Büyük şehirler her zaman küçük küçük bölgelere bölünmüş durumdadır. Küçük küçük kimliklere bölünmüş durumdadır. İşte mevcut sistemi işte bu yüzden de yenilememiz gerekiyor. Sevgili Profesör Gale, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Maria Helen. Sadece şunu da vurgulamak istiyorum. Bu sürdürülebilir mimarlık ödülü için Ersen Gürsel de bizim Türkiye'de meslektaşlarımızdan bir tanesi ve kendisi de 2018 yılında da bu ödülü kazanmıştı. Sadece Türkiye'deki Türk mimarlarını da bu konuda bilgilendirmek istedim. Kendisinden çok büyük gurur duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Sevgili Deniz, evet, son söz olarak
şunu ifade edeyim. Bugün burada bulunup sizlerle iki mimarın ve şehir plancıların bir arada olduğu bir toplantıda bulunmaktan onur duyduğumu, gurur duyduğumu da ifade edeyim. Tabii tabii. Çok teşekkürler. Şimdi sözü bizim son derece kıymetli konuşmacımız Profesör Yenge ile vereceğiz. Ardından soru cevap veya katkılar bölümümüzde olacak. Varsa sorunuz chat bölümüne yazabilirsiniz. Aslı arkadaşımız bu kısmı organize edecek ve tekrardan kendisini dinleyeceğiz. Evet, buyurun Yenge. Profesör Yenge, söz sizin. Çok teşekkürler. Oh, sorry. Here we are. Evet, başlıyoruz. I will start to share my screen. Ekranımı paylaşarak başlayacağım. Umarım işe yarayacak. Umarım çalışacaktır. Sorun olacağını zannetmiyorum. Aslı burada. Ekranımı görebiliyor musunuz? Not yet. Henüz değil. We can try again. Tekrardan deneyeyim. Here we are. Başlıyoruz. Okay. Okay. Here we go. Evet. Can you see? Ekranda yazanı görebiliyor musunuz? Evet. And you can hear and you can duyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Tamam. Yes. Harika. I'm very honored to be able to have this opportunity. Bu imkana Türkiye Mimarlar Odası'na bu etkinlikte hitap edebilmekten büyük bir onur duyuyorum. Henüz kitaplarımdan bir tanesinin de basıldığını da biliyorum orada ama bugün bir soruyla başlamak isterim. Şayet mimarlar dünyayı değiştirseydi neler olurdu? Bu tişörtü ben Danimarka'daki bir merkezde buldum ve bunu birazcık saçma bir soru gibi gelebilir ama ardından iyi bir soru olduğunu fark ettim. Ve bu konuya tekrardan gireceğim. Mimarlar olarak dünyayı değiştirebilir miyiz? We have over the past 50 years son 50 yılda çok büyük sorunlar yaşadık. Bunlar şehir planlaması ve mimaride yaşanan sorunlar oldu. Çünkü insanları şehrimizin dışına nasıl çıkartabiliriz diye elimizden geleni yaptık. Ve bunun temeli tabii ki iki temel paradigma ile ilgili. Bu da hem şehir planı ve mimariyi etkiledi. Bunlardan bir tanesi modernizm, diğeri de araçların istilası. Bunlar gerçekten 1960'lardan sonra gerçekten kötü bir hal aldı. Tüm dünyada şehirlerin yapılanması bakımından oldu. Öncelikle modernizmden başlayayım. Çünkü modernizmden önce modernizmden önce tüm şehirler binalardan değil ama alanlardan yapılıyordu. Ve şehirler alanlardan yapılıyordu. Ve tüm yaşamlar da bu şekilde yapılırken kendi marketleri, mesleklerini ve işlerini yapabilecekleri durumlar vardı. Sohbetler edilebiliyordu, bir araya gelebiliyorlardı ve bunların hepsi mekanlarda gerçekleşiyordu. Ve bağlantılar şehrin tüm unsurlarıyla bu alanlarda gerçekleşebiliyordu. Şehirler dolayısıyla mekanlardan gerçekleşiyordu modernizmden önce. Burada Roma haritasına bakacak olursanız, Nolimet'e bakacak olursanız şehri burada mekanlardan yapılan bir kent olarak sunulduğunu görebilirsiniz. Bu çok bilinen, ünlü haritaya baktığınızda.
Eski şehirleri dikkate aldığımızda, hatırladığımızda çok fazla zaman, mesela burası Kopenhag, burası herhangi bir yerde olabilir. Ama birçok sokak olduğunu hatırlıyoruz, birçok park hatırlayabiliriz ve aynı zamanda mekanlar hatırlayabiliriz. Ve bu mekanlar açısından birkaç tane kale, birkaç tane katedral, parlamento ve önemli birkaç binayı da hatırlayabiliriz bu mekanlarla birlikte. Ama modern şehirlere geldiğimizde ise modernistlerin inşa ettiği bu şehirlerde ve bu tür modernist düşüncenin devreye girmesinin ardından mekanlardan binalara, objelere geçildiğini görüyoruz. Şehirlere bakacak olursak bugün inşa edildiğinde büyük oranda artık mekanları değil ama birçok durumda komik binaları, objeleri hatırlayabiliriz. Bu bir değişim ve son derece önemli bir değişimden bahsediyoruz. Burada mekanlardan binalara, komik binalara geçişin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu anlayış dünyayı çok büyük oranda değiştirdi. Peki bu değişimle nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Modernistler şehri bir makine olarak değerlendiriyor. Ama insanlar makine değildir. Ve bu mekanlar, bu inşa edilen objelerin ardından bize çok çok az mekanlar kaldı ve hareket edeceğimiz güzel mekanlar, hoş mekanlar olarak da karşımızda çıkmadı ve insanların, halkın, sosyal yaşamın yaşaması ile ilgili kaygılarımızı da arttırdı. Aynı zamanda modernistler insan ölçeğine de bay bay dediler. Çünkü buradaki ölçek küresel düzeydeydi. Ya çok yüksek ya çok rüzgarlı yerler olarak değerlendirilen binaları böyle hesapladılar. Tüm bunlar gerçekten çok büyük ölçelerde gerçekleşti. Daha önce de ifade ettiğim gibi 1960'lardan sonra modernizmin dünyada gelişmesiyle birlikte ortaya çıktı. Aynı zamanda araç istilası da çok hızlı bir biçimde gerçekleşti. Eski şehirlerdeki tüm mekanları işgal eder hale geldiler. Ve bu da yeni binaların hepsinde bunlarla ilgili yerler bulundu, bu araçlarla ilgili. İnsanlar yine şehirlerden çıkartılmaya çalışıldı. İki yönden sıkışmış olda kaldık. Bir ideoloji, bir de motorlu araçlar. İnsanlar bugün dünyanın her yerinde maalesef çok kötü bir biçimde muamele görüyorlar bunlar. Bir problemlerden birkaç tanesi olarak karşımızda duruyor. Burada ki en büyük kötü problemi motorlu araçlar olduğunu düşünüyorum. Gelişmekte olan dünyada, üçüncü dünya şehirlerinde koşullar kabul edilemez halde. Çünkü otomobil işgalinin yarattığı koşullar çok çok zorlu hale geliyor. Bunların hepsi 1960'lardan bu yana çok çok büyük ölçekli olarak gerçekleştiriyor. Peki şunu sorabiliriz biz. Şehirlerde yaşayan insanların 1960'lardaki yaşam kalitesiyle ilgili ne biliyoruz? Esasen neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ardından aynı zamanlarda 1961 yılında New York'ta Manhattan'dan çok güçlü bir ses duyduk. Jane Jacobs. Kendisi bir köyde yaşıyordu ve burada Manhattan'ın büyük bir dönüşümüyle ilgili plan vardı. Bu köydeki değişim de vardı. Gerçekten harika olan bir şehri 3 şeritli yolla, gökdelenlerle dönüştürdüler. Jane Jacobs, aynı şehirde yaşayan hemşerileriyle birlikte bu kitabı yazdı. Kitabın ismi The Death and Life of Great American Cities, Türkçesi Büyük Amerikan Şehirlerinin Yaşamı ve Ölümü.
olarak değerlendirilebilir. Harika şehirler olmayabilir. Artık ölü şehirler olarak karşımızdalar. Şehir planlayıcıları ve mimarlar yaşamın gerçekten nasıl olduğuna baktılar. Stüdyonuzda yaşayıp bunun nasıl değişebileceğini speküle etmek yerine insanlardan öğrenmeye başladılar ve bu kişilerle görüşmeye başladılar. Jane Jacobs'ı tabii ki şu anda insani şehir planlamasının gurusu olarak değerlendiriliyor. Bir kişinin ulaşabileceği en üst makamlara erişmiş durumda. Jane Jacobs'ın geleceğe dair baktıklarında gerçekten muazzam çalışmalar yaptığını da görebiliyoruz. Şimdi biraz daha kendi kişisel yaşamımdan bahsetmek isterim. Çünkü modernizmle mücadele ile geçen bir yaşamda ve yine bu iki olguya 1960'larda mücadele ederek devam ettim. Mimar olarak ben de o yıllarda mezun oldum. Kopenhag'da 1950'lerde mimarlık eğitimi aldım ve ne tür değişimlerin yaşayabileceği iyi modernist olmaya için eğitim aldık. Tüm bu modellerde de 5 kilometrelik burada bu kadar yükseklikte veya yerin altında yapılmaya çalıştık. Ve şayet inşa ettiğimiz binalar yüksek olursa iyi mimar olacağımız öğretildi. Ama şimdi şunu görüyorum. Tüm şehir plancılar açısından en kötü zamana denk geldiğimi düşünüyorum artık. Ve mimarlık okulunu bitirip bu düşüncenin peşine tüm bu fantastik değişimlerin dışına çıkmaya çalıştım. Bunun ardından da psikologlarla çalışıp bir dizi sorular sormaya çalıştık. Psikologlarla birlikte her daim şu soruyu sordum. Niçin insanlarla ilgilenmiyoruz? Ve niçin insanlar için hiçbir şey yapmıyorsunuz mimari okullarda? Bu da yanıtlanması çok zor sorulardı. Bilhassa da genç mimarlar açısından çok zordu. O yüzden ben de tekrardan mimarlık okuluna döndüm ve 40 yıldan daha fazla süredir bu işi yapmaya devam ettim. Öncelikle buradaydım ve tüm hikaye mimarlar ve şehir plancılar açısından insanları görünür kılmaya çalıştım. Öncelikle şunu bulmaya çalıştım. Biz hiçbir şey öğretmesek bile, çünkü hiç kimse bir şey bilmiyordu ve herkes için çok yeni bir alandı. Bu yeni alandan kastım mimari ve şehirlerimizi nasıl kullanacağımızı öğrenmek için çok çok yeni bir alan. Dolayısıyla 40 yılımı mimariyi çalışmaya, insanları görünür kılmaya adadım. Bunun için çabaladım. Çoğunlukla şunu yapmaya çalıştım. 40 yıl boyunca sırtımı bir duvara yaslayıp, insanları izleyip, insanların neler yaptığını not etmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi birkaç çalışmamızda yıllar içerisinde biz binlerce büyük çalışmalar da gerçekleştirdik. Bu örneklerden bir tanesi. Burada Kopenhag Mimarlık Okulu'nda yeni bir alana taşındım. Limana yakın bölgede. Ve burayı muazzam bir manzarası olan bir alanda gerçekleşen fakülteydi ve gördüğünüz üzere bir köşe var. Arka planda ise ekibi görüyorsunuz, çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Öğrenciler bu mimarlık okuluna geldiğinde ne yapıyorlar? Çay kahve içiyorlar ve kahvesini alıp devam edebiliyorlar. Ama öğrencilerin çalışmalarını peyzaj mimarı ya da bu çalışmalarını yürütürken kahvesini içmesi tabii ki ama 3 hafta sonra gelip tekrardan dönüp
projesini bitirmesini istiyoruz öğrencilerden. Böylelikle insanların bu yolu kullanabilir hale getirmesini istiyoruz okulumuzda örneğin. Ve bu çalışmalar sınır etkisi. Bunu insanların sınır tabii çok özel bir anlam ifade eder. Bu her daim köşe, eşik, sınır dediğimiz kavramda sizin algınız önde olduğu için tüm alanı kontrol edebilirsiniz. Ve bu köşeden her yeri görebilirsiniz. Herkesin bu kıyı etkisinde neler yaptığını görebiliyoruz. Burada müzik durduğunda örneğin bu kıyıya ulaştığımızda, kıyı etkisini izlerken neler olduğunu da görebiliyoruz. Ardından farklı mimariden sıradan insanlarla çalıştık. Mimari sıradan yurttaşlar içindir. Ve mimarlar köşede oturmayı çok tercih etmezler ama dünyanın her yerinde bu alanda mimarlık öğrencilerinin bu şekilde davrandığını, sıradan yurttaşlar gibi davrandığını da tespit etmiş olduk bu çalışmalarımızla. Ve şayet mimarlar sıradan insanlar gibiyse bunu kim tasarlıyor? Bunun yanıtını verebilirim ama hiç kimse böylesi sıralarda oturmaz. Banklarda oturmaz. Çünkü insan bedenine, insan davranışına, insan hislerine aykırıdır. Şayet bunu değiştirecek olursanız, peki kim bunu tasarlıyor? Kim olduğunu biz bilemiyoruz ama buna kim karar veriyor biliyoruz. Örneğin Toronto'da Daniel Lipskind'de. Ve burada kayka yapacak kişilerin davet edilir nitelikte olmadığını biliyoruz. Şayet bunu yapacak olursanız insanlarla bir araya vakit geçirerek ve kullanılır banklar yapmanızı öneririm. Çünkü diğer insanlar bu gibi şayet taştan değilseniz bu gibi banklarda oturmayı çok istemezler. Öncelikle bu gözlemlerimi kitaplarda toplamaya başladım ve ilk kitabımızda 50. yılımızı kutluyoruz bu kitapla ve hala kitaplar devam ediyor, daha fazla basılıyor. Son 10 yıl içerisinde basılan kitap sayısı daha fazla oldu. Bu benim için çok büyük bir keyif alanı çünkü dünyanın her yerine sözümüz ulaşabiliyor. Bu insanlar ve mimari ile ilgili konulardaki çalışmaları aktarabiliyoruz. 10 yıl önce bir başka kitap daha yazdım. İnsan İçin Kentler kitabı. Ve bu kitabın dünya genelinde dağıtıldığını, basıldığını gördüm. 10 yıl içerisinde 36 dilde yayınlandı ve bunu duymaktan onur duyuyorum ve bunun içerisinde en yakın zamanda basılanında Türkçe dilinde basıldığını ifade etmekten de onur duyuyorum. Tüm kitaplarımın Çin'de basılmasından da ayrıca onur duyuyorum bunu öğrendiğim için. Maalesef buralarda kitaplarımın okunması için vakit olmadığını görmekten de üzüntü duyuyorum. Şimdi 50 yıl geçti ve araştırmada da bu kadar uzunca yıllar vakit geçirdikten sonra ne oldu? 60'larda hiçbir şey bilmiyorduk ama şimdi şunu biliyoruz. İnsanlar için nasıl güzel şehirler yapacağımıza dair bilgi sahibiz ve bu gibi çalışmaları nasıl yapacağımız hakkında bilgi sahibiz. Buradaki mesele esas olarak belirli bir düzeyde bilgi meselesi değil.
Buralara baktığımız zaman aslında şunu görmüş olduk. Önce biz kentleri oluşturuyoruz, sonra kentler bizi oluşturuyorlar, bizi şekillendiriyorlar. Çünkü sürdüğümüz yaşamın çevremizdeki mimariyle ve şehir planıyla çok yakın ilişkileri var. Aynı zamanda şunun farkına vardık. Şehir ve saha yahut da alan planlama alanında çalışırken insan dostu, halk dostu bir şehrin koşullarını oluşturmuş oluyorsunuz. Bu küçük seviyede göz hizasındaki bir şehir anlamına geliyor. Buradaki en karmaşık yerlerden bir tanesi Campus Jena. Dünyadaki en güzel kentsel alanlardan bir tanesi. Yüzyıllar önce yapılmış ama hala çok iyi bir şekilde işliyor. Son derece sağduyuya, ortak görüye uygun olarak ve karmaşık olmayan bir biçimde oluşturulmuş bir mekan. Bütün bu yıllar boyunca bir dizi kriter oluşturmaya da başladık. Buradaki insanların korunması açısından yapılması gereken şey var. Rahatlığı açısından yapılması gereken şey var. Alacakları zevk açısından yapılmaları gereken şeyler var. Tüm bunlar estetik deneyim açısından bütün pozitif ve önemli şeyleri bir araya getirmesi gerekiyor. Tekrar Campo, Siena'daki Campo'ya, alana dönecek olursak, burada evet, hemen hemen hepsine tik işareti koymak durumunda kalıyoruz. Korumaya da, konfora da, zevke de, aman Tanrım mükemmel bir iş yapmış düşüncesine geliyoruz. Ve gerçekten son derece pozitif, müthiş bir şekilde iyi yapılmış. Ama sadece estetik nitelikler de önüne alınmamış. İnsanlar için harika bir peyzaj oluşturulmuş mesela. Kentin ayrıntıları insanların hayatı açısından çok önemli. Bunlar bir şekilde buradaki fasatlar, cepheler size yürü git, seni burada istemiyoruz diyebilirler. Yahut da lütfen burada biraz kal, istersen burada biraz bekleyebilirsin diyorlar. Gerçekten muazzam bir etkimiz var insanların davranışlarına ve insanların tutumlarına. İki meydan üzerinde küçük bir çalışma yaptık. Biri Norveç ve biri Danimarka'da. Aynı dönemlerde inşa edilmiş, aynı sayıda insanın geçtiği yerler. Bunlardan bir tanesi kriterlerin neredeyse hiçbirine uymuyor. Diğeri ise bütün kriterlere birden uyuyor. Bütün bu niteliklerine birlikte baktığımız zaman bu meydanların birinde diğerine oran 10 kat daha fazla faaliyet olduğunu görüyorum. Onlardan bir tanesi bir an önce herkes elinden gelen en büyük hızla uzaklaşmaya çalışıyor. Diğeri ise orada kalmak, biraz durmak istiyor. Çünkü içinde olunabilecek, yaşanabilecek çok güzel bir alan, bir an. Bütün bu araştırmaların ışığında şehir plancılığına yeni boyutlar eklemiş durumdayız. Çünkü toplum değişiyor. Bunların bazıları yine de geçmişte kalmış. Hala kamusal alanlara ihtiyacımız var. Hala insanların yürüyebileceği, bir araya gelebileceği insani boyutlara ihtiyacımız var. Ve insanların her zaman en çok çekildiği bir nokta vardır kentte. O da bizim toplumumuz hakkında bilgi alabileceğimiz buluşma noktaları, birlikte yaşayabileceğimiz, birlikte bulunabileceğimiz yerler. Ve bütün bu bilgileri kamusal alanlardan alıyoruz. Tarih boyunca da böyle oldu. İşte bu yüzden de modern bir yaklaşımda ders olarak almamız gereken şey bu. Bir kez daha korona günlerinde kentin bir buluşma alanı olma özelliği daha fazla dikkatimizin önüne gelmeye başladı. Çünkü muazzam boşluklar olduğunu görmeye başladık. Zamanda çok fazla ileriye doğru bakıyoruz. Ve bir an önce dört gözle gündelik faaliyetlerimizde kentte ne yapıyorduysak onu yapmaya dönmek istiyoruz. Yine canlı ve sevilen
şehirler arasında da bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Burada her zaman projeleri sürerken de bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir proje iyi midir, kötü müdür? Bu insanları davet mi ediyor yoksa etmiyor mu? Yani insanla dolup taşan projeler bizim için özellikle önemli. İnsanlar komik komik şeyler yapıyor burada ama daha fazla bunların bazıları yapılacaktır, bazıları yapılmayacaktır. Ama ne çok insan varsa, ne kadar fazla sayıda insan varsa bu tür şeylerin olabilme olasılığı da daha fazla. Ve hem müşterilerimizin hem de politikacılarla ilişkilerimizde hem de müşterilerimizle ilişkilerinde insanla dolup taşan yerleri düşünmemiz gerekiyor. Bugünlerde giderek bu yıllarda çok daha sürdürülebilir kentler yapmamız gerektiğinin de farkına vardık ve ne kadar çok yürürsek, ne kadar çok bisikletle gidersek ve toplu taşımayı ne kadar çok kullanırsak iklim için o kadar iyi etkilerinin doğacağını görüyoruz. Ama aynı zamanda sağlığınız için de çok iyi olacaktır. Doktorların artık yeni bir hastalık için epey bir kanıt topladığını görüyoruz. Oturma sendromu. Bu hastalığın karşısına çıkmak için daha fazla hareket etmemiz gerekiyor. Her gün daha fazla hareket etmemiz gerekiyor. Diyorlar ki her gün bir saat orta düzeyde egzersiz yaparsanız yaşamınız çok daha uzun olacaktır. Ve aynı zamanda hayatınız hem daha ucuz hem de daha sağlıklı olacaktır. Hepimiz biliyoruz bunu. Ama aynı zamanda bir yandan da şunu da biliyoruz. 50 yıl boyunca insanları sürekli oturmaya davet eden kentler planladık. İşte bu yüzden de insanları hareket etmeye, doğal olarak hareket etmeye yöneltecek kentler tasarlamamız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü kendi küresel eylem planında 2008'de diyor ki, yürüme ve bisiklet gibi güvenli ve sağlıklı ulaşım modlarını desteklememiz gerekiyor. Giderek daha fazla öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi, giderek daha fazla yaşlı insan var ve bu insanlar da bu hayatın içerisindeler. Çocukluklarından hayatlarının sonuna kadar bu kentin içerisinde yaşamaya devam ediyorlar. Doktorlar diyorlar ki günde 10 bin adım sizi daha aktif, daha sağlıklı tutacaktır. Dolayısıyla biz de plancılar ve mimarlar olarak insanların bu kadar yürüyebilecekleri ve bisiklet kullanabilecekleri ortamlar yaratmak durumundayız. İnsanları her gün, gün ve gün buna davet etmemiz gerekiyor. Eğer kent plancılığına dikkatli bir şekilde bakacak olursak bu dört meseleyi özel önem vermemiz gerekiyor. Kentin daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı ve yaşlanmak için iyi olması gerekiyor. Kazan 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 durumundan bahsediyoruz. Yine şu soruyu sorabiliriz. Acaba şöyle şehirler olacak mı? Ya ben bu şehirde insanları yürütmeye, bisiklet sürmeye davet etmem için her şey var. Sadece pazar günleri değil. Ve ondan da daha önemli. Pazartesi de dahil olmak üzere her gün bunu söyleyebiliyorsak. Ve artık dünyadaki tüm şehirler, aslında tüm belediyeler buraya doğru hareket et diyorlar. I could take you to the city of Copenhagen, which is one of the cities which started very early on all this, and I will do that, but I'll come back. Evet, bütün bu dönem boyunca çeşitli örnekler, çeşitli konularda konuştuk ama kentler boyunca gidersek daha fazla şey anlayabiliriz. Burada mimarlık yaptığım dönem boyunca bazı şehir merkezlerinin bir yandan harika manzaralarla, işte deniz kenarlarıyla ve benzeri olduğunu da gördüm. İnsanların artık yürüyecek yer bulamadıklarını da gördüm. Trafiği sürekli olarak şehrin dışına itmek için çok sıkı çalışıyoruz. Sydney'de yaptığımız onca çalışmadan sonra en azından Sydney'de yine yaptığımız yapılan şeylerden bir tanesi parkı ve
araba parklarını, otobüsleri dışarı çıkartırsanız ve yayalara açarsanız ne oluyor bu durumda? İşte gerçekten aslında yurttaşlarınız, orada yaşayanlar bu değişikliklerden çok mutlu oluyor. Bu şehirlerden bir tanesi New York. Ve aslında Kopenhag'ı ziyaret ettiler ve burayı, şehri insanileştirmek için ne yapabiliriz onu konuştular. New York Times Square'dan, Time Meydanı'ndan bir örnek paylaşmak istiyorum. Her iki tarafını kapatmayı ve epey bir mekan tasarrufu yapmayı başardık. Ve bunu yaparken aynı zamanda büyük bisiklet şeritleri, büyük bisiklet yolları da yaptılar. Peki, buradaki geniş yolu park için kullanacağınızda, bisiklet için kullandığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ödüller alabiliyorsunuz. Moskova'da 2015'te burada motosikletlerin çok fazla gittiği yerler oldu. Bunlardan bir tanesi küçük ana caddelerden bir tanesi. Bir tanesi tek yönlü bir caddeydi. Kent bütünüyle şehir trafiğine ve parka aktarıldı. Ve Moskova'yı temizlemek için yapılması gereken pek çok şey vardı. Burada ana caddeler o kadar kapatılmıştı ki her taraf reklamlarla doluydu. Sadece bir metrelik bir yürüyecek yer vardı bütün koca caddede. Ve bunu belediye başkanıyla, Subianin'le konuştuk. Ne önerdiğimizi sordu ve Moskova üzerindeki çalışmalarımız konusunda bazı şeyleri paylaştım. Ve kaldırımlara araba park ettirmek iyi bir fikir değil. Parkları buradan uzaklaştırmanız gerekiyor, konuştuk. Ve her şey biz aradan geçen süreden sonra geldiğimizde gerçekten kaldırımlarda kalkmıştı bu arabalar ve artık neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar oldu bu değişiklikler. Bu son derece verimli bir şekilde de yapıldığını söyleyebiliriz. Aslında bu noktada çok etkili bir verimlileri, demokrasileri var. Ama Moskova'daki uzun dönüşüm sürecinde gri caddeler, yeşil yolla, caddelere dönüştü. Otoparklar yerine yürüyecek yerler var ve insanlar reklam yerine başka şeyler görebiliyorlar. Burada Moskova'da çok daha rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz ve otoparkların büyük çoğunluğu uzağa götürüldü. Daha az şerit verildi arabalara, bisiklet yolları var ve sonunda da bütünüyle şehri dönüştürdü. Ama bu sefer yeni bir sorunumuz var. Moskova'da bebek patlaması var. Sürekli yeni bebekler doğuyor. İşte bu yüzden de bizim insancıl bir ve bunun sonucu da aslında şehirdeki yapının sonucu olarak karşımıza çıktı. Bir teknik sorun yaşadık. Şu anda sizin ekran paylaşımınızı artık göremiyoruz. Baştan başlatabilir misiniz? Ben de bu arada yani son söylediği cümleleri bir kez daha özetleyeyim. Diyor ki yani şehir değişikliğinin sonucunda bir doğum oranlarında artış gerçekleştiyse, baby boom denilen bir bebek patlaması ortaya çıktıysa herhalde yapabileceğimiz tek şey bundan gurur duymak. Şimdi görünüyor mu? Şimdi güzel. Şimdi oldu. Kusura bakmayın böldüğüm için. Evet, birileri galiba arada girdi, bağırdı, çağırdı. Bir tür hackleme yaşadık galiba. Evet, bu tür dönüşümlerden bahsediyoruz. Bebek patlamasından, yeni bebeklerden bahsettik. Tüm bu şeyler aslında Moskova gibi bir şeyler için
ortaya çıkan şey artık yurttaşlar sizlerin kenti insanileştirdiğiniz için güzel gülümseyen yüzler görebiliyorsunuz ve ödüller de alıyorsunuz tabii ki. Kopenhag'a gelecek olursak aslında bütün bu insancıl şeyleri yapmaya başlayan ilk şehirlerden biri ve insan kentte yaşayanlar için çok şey yaptılar. 1962'de bu sürece başladılar ve Avrupa'da ve dünyada bu alandaki öncülerden biri. Ana caddelerden trafiği uzaklaştırdılar ve bunu insanlara bıraktılar. Herkes çok şaşırdı. Çünkü insanlar şehirleri bütünüyle yeni bir şekilde görmeye başladılar. Herkes çok heyecanlıydı ve bu insanileştirme strateji çerçevesinde çalışmaya başladılar. Bu noktada Avrupa'daki bütün kentler parklarla doluydu ve şehir bütünüyle dönüşüme uğramaya başladı. Su kenarı sadece arabaların parkı olarak duruyordu. Şimdi insanlar dinleniyordu, arabalar değil. Ve bütünüyle dönüşüme hazır. Kopenhag'daki ilginç şeylerden bir tanesi, trafik mühendislerinin trafik durumunu en yakından incelemeye başladıkları ilk kentlerden biriydi. Bir dizi büyük çalışma yapıldı. Kopenhag'daki yaşamın nasıl değiştiğine doğru. İnsanların kenti nasıl kullandığını gördük aslında. Sadece otomobillerin değil, insanların. Ve belediye giderek kenti çok daha iyi hale getirdi. Bu Kopenhag şehrinin 1962 ve 1921'deki şehirlerini gösteriyor. Ve burada araç sayısının ne kadar azaldığını görebilirsiniz. Ve yine bu araçların daha yavaş kullanılan araçlar şehri bütünüyle yapı kenti baştan sona değişikliğe Kopenhag'da son derece ...2030'da ulaşmamız gereken bir durum vardı ve bu stratejiyi her 5 yılda bir gözden de geçiriyoruz. Bu 2000... Şimdi insanlar için dünyadaki en iyi şehir haline geleceğiz. Bu insanların en iyi yaşayacağı şehir, insan dostu olması için çabalamış olduk. Birçok araç şeridinin olduğu yerdense iki araç şehrine dönüştürdük. Buna ek olarak sokakta ağaçlar, bisiklet yolları, yürüyüş yollarının olması için de çabaladık. Ve böylelikle hem güvenli olsun araçlar için, aynı zamanda trafik mühendisleri de bu konuda yoğun çalışmış oldular. Bir diğer konu da öncelikle insanı odağına alan çalışmada, şimdi devam eden bisiklet yolları ve yürüyüş yolları da çok önemli. Böylelikle insanlar devam yürüyorsa araçlar durur. Normalde bu da benim torunum Laura okuluna yürüyerek devam ediyor. Ve böylelikle artık devam edebiliyor çalışmaya. Aynı zamanda Kopenhag'da çok sayıda gelişmiş bisiklet sistemi de kurulmuş oldu. Şehrin tamamında bisiklet yolları inşa edilmiş oldu ve yıllar içerisinde artık alternatif ulaşım sistemini de sunmaya başlamış olduk. Bisikletlerle ilgili ve her ailenin bir bisiklet için bu gibi gördüğünüz çeşitli modelleri var. Çocuklarını okula götürebiliyorlar. Bu bisiklet yöntemi şehri güvenli hale getiriyor ve yine bu çalışmalarda daha dikkatli olarak ve güvenli olarak caddelerden geçilebiliyor. Güvenlik açısından daha gelişmiş bir şehir ve benim yaşımdaki insanlar bile tüm şehirde bisiklet kullanabilir
haldeler. Çünkü hem etkili hem de güvenli bir sistem. Bir sistem olarak kullanılıyor. Bunun olabilmesi için entegre bir sisteme ihtiyaç var. Bisikletinizle metrolara binebilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde metroya bindikten sonra park edip tekrardan alabilirsiniz. Şimdi biz temel olarak şu anda dünyada bisiklet açısından en bilindik, en iyi şehir haline geldik. Bunların faydası neydi? Ve tüm bu değişimler, bisikletin getirilmesi, bisikletin kullanılır hale gelmesi neye dönüştü? Neye evrildi? 2018'de herkes, yani şehirdeki insanların %49'u işe bisikletiyle gidip gelirken 10 yıl önce bu oran %10 daha azdı. Ve tabii ki burada bisiklet yollarında kalabalıklaşma sorunu karşı karşıya kaldık. Ama her zaman bu gibi sorunları, örneğin bisiklet yollarını iki katına çıkartarak hızlıca yapabilirsiniz ki biz de temelde bunu yapmış olduk. Bu çalışmalarda çalışmaları gerçekleştirdikten sonra gerçekten yaşanabilir şehirler için bu çalışmaları yürüttükten sonra şunu gördük. İnsanları iyi bir biçimde davet edersek daha fazla yürüyen, daha fazla kamusal yaşamı olan ve daha fazla bisiklet kullanan kişiler olacağını tespit etmiş olduk. Daha fazla insanla birlikte daha sürdürülebilir ve sağlıklı şehirlere erişebileceğimizi görmüş olduk. Bu son derece önemli bir bulgu. Ayrıca insanlar arasında da çok popüler bir durum. Tüm bu dramatik değişikliklerden sonra Kopenhag gibi bir şehirde neler yaşandı? Şu anda Liverpool'un yaşanabilir dünyalar, dünya yaşanabilir kentler sıralamasında yükseldik ve böyle bir Kopenhag gibi şehirde tüm bu değişiklikleri yaptıktan sonra ne olur? Sizin Kültür Bakanınız kitabınızı okur ve Danimarka'nın mimari politikasına önce insanı odağına almasına izin verir ve sizin en yakın arkadaşınız yeni şehrin yeni mimarisi de olabilir. Ve bu da geleceğimiz için çok güven verici, çok umut var bir durum. Ve kendi isminizi, kendi fotoğrafınızı otobüs duvarlarında, otobüs duraklarında görebilirsiniz. Ve herhangi bir toplumda bundan daha iyi bir konuma yükselemezsiniz. Otobüslerde, binaların girişlerinde fotoğraflarını görürsünüz. Burada araç trafiğini azaltmış olursunuz. Dolayısıyla soruyu tekrardan soracak olursak, şayet mimarlar dünyayı değiştirseydi ne olurdu? Değiştirebilir mi? Evet. Benim yanıtım, evet, mimarlar dünyayı değiştirebilir. Türkiye'deki meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum ve kitabımın Türkçe'ye çevrilmiş olmasından, Türkçe'de okunur hale gelmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Thank you so much, Professor Gale. Thank you so much indeed. Sorry for this short technical interruption. I don't know what happened, but we learned a lot during this process. But it was so lovely to listen to you, so important messages. And it's a very valuable experience also for Turkey, your knowledge shared with us. So actually, especially in these pandemic days, I have to add, it's so important your messages, designing or planning the urban area. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tasarım alanı ve böylelikle insanlar ve aynı zamanda kamu halk sağlığı konusunu merkeze alınmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum bu pandemi günlerinde. Az önce ifade ettiğim gibi
Çok kıymetli bir sunum yaptınız. Birkaç soru var sizinle paylaşmak isterim. Sorular yazılı geldi. Ben de şimdi sizin için okuyacağım. Ve yanıtlamanızı rica edeceğiz. Birinci soru Arda Bekgöz'den. Geçmişte binaların çevre için inşa edildiğini ama şimdi ise daha software alanlarda inşa edildiğini ve bunlar herhangi bir yerde tasarlanabilir, örneğin endüstriyel tasarım ürünü gibi olabiliyor. Bunlardan kaçınmak için mimarlar olarak neler yapmamız gerekir? Şimdi genel tavsiyem şu, öncelikle mekanlara, binanın etrafındaki mekanlara bakın ve şunu görün, binada ne oluyor? Bina etrafında nelerin olduğunu takip edin, bunu gözlemleyin. Genel olarak çok fazla bina inşa ediyoruz ve binanın geri kalanına dokunulmuyor. Biz mekanların şehir inşasında mekanların son derece önemli olduğunu ifade edeyim. Çok teşekkürler. Bir diğer katılımcımız Emre Güngör şunu soruyor. Bugünlerde herkes postmodernizmle mücadele ederken mimarlar açısından psikologlarla veya sosyologlarla çalışması, bu mekanları tasarlarken onlarla işbirliği yapması iyi olmaz mı? Bence çeşitli mesleklerle bir araya gelip işbirliği içerisine girmek son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim şirketimizde, mimarlık şirketimizde 7 meslek grubu var. Bazıları mimar, bazısı psikolog, bazısı sosyolog ve aynı zamanda modern kültür eğitimi almış kişiler var. Kimisi şehir geliş plancısı olarak çalışıyor ve daha yaşanabilir şehirlere böylelikle ekip olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Bir diğer soru da nickname kullanan bir kullanıcımızdan geliyor. Evet, yaşanabilir, sürdürülebilir mimar çok önemli. Bunun bizim diplomalı mimarlarımız gerçekten bu işi yapıyor, doğru bir biçimde yapıyor. Peki bu durum, bunun spesifik bir kontrol mekanizması var mıdır? Şimdi soruyu sürdürülebilir mimari gerçekten de uygun bir biçimde gerçekleştiriliyor mu? Bunu soruyoruz. Bu sürdürülebilir mimari ile ilgili mesele esasen en başta her yıl giderek daha fazla şunu gördük. Daha az ayak izi, karbon ayak izi bırakma ile ilgili olduğunu gördük ve böylelikle şehirlerin inşasına, endüstrisine, inşaat endüstrisine de bu şekilde bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Bir diğer katılımcı Oğuz Alp Apaydın şunu soruyor. Bir saniye. Jan Gehl'in İnsanlar İçin Kentler kitabını Türkçe okuyabilecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ve diğer kitabı da Türkçe'ye tercüme edilecek midir acaba? Bununla ilgili bir iyi yanıtınız, müjdeli haberiniz var mıdır? Evet, bu kitabı basmak isterseniz tabii ki basabilirsiniz. Hiçbir maliyeti de yok, hiçbir telif hakkı da yok. Bunu ücretsiz, telif hakkı talep etmeksizin veriyorum. Kitabı kullanmak isteyenler seve seve kullanabilir. Çünkü bu çalışmaları, bu araştırmaları insanlık için yapıyoruz ve kişisel gelir elde etmek için yapmıyoruz. Dolayısıyla tercüme için telif ücreti olmaksızın kullanabilirsiniz yayınlamak isterseniz. Çok teşekkürler. Tüm kitaplar için. Evet, bu konuyu araştıracağız. Çağrı Ferhat şunu soruyor. Jan Gehl'in Kopenhag'ı tekrardan tasarlarken karşılaştığı zorluklar nelerdi? Buradaki temel konulardan bir tanesi yıllar içerisinde atılan küçük adımlardı. Çünkü ilk başlarda
şöyle düşünüyordum. Evet, yapacağımız bu diye düşünüyordum. Ama bunu tek seferde söylesek bizi ülkenin dışına atarlardı ve hiç kimse de böyle bir şeyin yapmasına izin vermezdi. Küçük küçük adımlarla devam ettik ama artık insanlar şunu biliyor. O kadar çok iyi şehir örneği var ki önümüzde, bunlardan öğrenip artık büyük adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Adım adım gittik ve önümüzde geride bıraktığımız 40 yıl içerisinde hep aynı yöne doğru ufak adımlarla ilerledik. Artık büyük adımlar atma zamanımız geldi. Çok teşekkürler. Nilay Evcil şöyle bir soru iletiyor. Tüm şehirler için, tüm yurttaşlar için erişimin olmasının 21. yüzyılda sağlıklı kentler için iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü hala şehrin bir bölümünden şehrin bir bölümünün dışında tutulan insanlar var diye düşünüyorum. Şimdi tüm yurttaşlar için erişiminin olmasının sağlıklı kentler için önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bunun temel bir gereklilik olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü 21. yüzyılda hala şehrin bir bölümüne erişimi olmayan, şehrin bir bölümünün dışında tutulan yurttaşlar var. Soruyu tekrar etmiş oldu Deniz Hoca. Evet, bu tür erişimlerin iyi olduğunu düşünüyorum. Son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak çocuklar için daha iyi şehirler inşa etmemiz gerekir. Engelli bireyler için daha iyi şehirler inşa etmemiz lazım. Yaşlı insanlar için daha iyi şehirler inşa etmemiz lazım. Kış mevsimi için daha iyi şehirler inşa etmemiz lazım. Ve böylelikle her yurttaş için daha iyi bir şehir inşa edebiliriz. Ama bunun için ekstra çaba sarf edilmesi lazım. Bunun değişimi için hep beraber çabalamamız lazım. Çok teşekkürler. Yine bir nickname kullanan konuşmacım, dinleyicimizin sorunu var. Evsizlerle ilgili. Evsizlerle ilgili mimari açısından ne düşünüyorsunuz? Bunu karanlık, koyu şehir olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki evsizler meselesi sosyal bir politika olarak ele alınmalı. Tabii ki bu konu bence genel olarak herkes için iyi şehirler yaparsak bu durumun az önce bahsettiğiniz evsizler için de iyi olacağını düşünüyorum. Ve şehri iyi hale getirirsek, sosyal politikalarla bu işi çözersek artık şehirde evsiz insanlar kalmaz. Kitabınızın tercümanı Erdem Erten de şöyle bir soru soruyor. Sizin kitabınızı tercüme etmek benim için bir onurdu. Ve 2010 yılında mimari çevrelerde çok popüler olan kitap vardı. Bir kitaptı ve bir tür avantgard olarak değerlendiriliyordu. Peki siz bu gibi Tim Tane ve onun fikirlerine, şehirle ilgili fikirlerine nasıl tepki verdin? Tim Tane. Onların şehirleriyle ilgili. Bu ekiplerle ilgili, bu gruplarla ilgili bunların manifestoları var bildiğiniz gibi. Ve Jane Jacobson şöyle diyor. Ne olduğuna bakın. Ve bilginiz dahilinde olanları edin. Burada ne olabileceğine ilişkin değil, var olanı iyi gözlemleyin. Burada modernistlere baktığımız zaman çok fazla vizyonları var. Ama bu vizyonları hiçbir zaman takip etmiyorlar. Ve maalesef bunlar yapılabilir vizyonlar da, gerçekleştirilebilir vizyonlar da değil. Dolayısıyla ne olduğuna bakıp gerçekleştirilebilecek olanlara bakın. Erdem Erten'in bir sorusu daha var. Gordon Tallens'in çalışmasını tanıyor musunuz?
Şayet bu çalışmayı biliyorsanız onunla ilgili görüşleriniz nelerdir? Gordon Kalux'un bence muazzam bir çalışma. 50'lerde yapılan bir çalışmaydı ve beni kişisel olarak da çok etkilemiştir. Çok esin kaynağı olacak nitelikli bir çalışmadır. Kendisinin bir şehir vizyonu var ve gözlerinden baktığınız zaman dünyanın en ilginç biçimde şehirlerine baktığını görebilirsiniz. Vizyonunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve şayet yorgun değilseniz Profesör Gail, bir soru daha var. Şebnem Hoşkara şunu soruyor. Eğitimin rolü, şehir planlama ile ilgili eğitimin rolü nedir? Şehir planlama ve şehir tasarımı ile ilgili kısmı, tasarlamayı, şehri bir insanların hareket edebileceği, etrafında gezebileceği ve şehri görebileceği durum. Ama şehir planı ise daha çok bu büyük meselelere baktıktan sonra, örneğin metro ve tren hatlarının oluşturulmasıyla ilgili kısımla ilgilendiklerini düşünürüm. Ve bu noktada sizin de tespit edeceğiniz üzere bu şekilde bir rolleri olduğunu düşünüyorum. Bence Camilo şehri ve yine kendisi bir şehir plancısı, kendisi 1859'da muazzam bir kitap yazmıştır. Şehir planlaması ve artistik çalışmalar diye bir çalışması olan kitabı vardır. Camilo Sita. Teşekkürler. Bir başka sorumuz daha var. O da çok teşekkürler. Güzel bir sunumdu. Peki COVID-19 size ne anlattı? Zannediyorum COVID-19'dan şunu öğrendik biz hepimiz. İnsanlar açık hava yerlerini her zamankinden daha az kullandılar. Burada dışarı çıktığımız zaman biraz temiz almak ama bir yandan da çok fazla kullandığımız bir dönem oldu. Çünkü temiz hava almak için, birazcık nefes almak için dışarıyı çıkmamız gereken zamanlar oldu ve işte şehirde yeterince açık alan var mı? Doğayla buluşabildiğimiz yerler var mı? Bunu gördük ve bunların çok önemli olduğunu gördük. Gerçekten haklısınız. Naz Özkan'ın bir sorusu var. Tasarımcılar olarak şehir tasarımını yahut da mimariyi bir şehrin güç, büyük güçleriyle bir arada uygulayabiliriz. Ekonomi, endüstri, politika. Çünkü ekonominin baskısı o kadar büyük ki elimiz kolumuz bağlanıyor. Ekonominin ihtiyaçlarıyla yurttaşların ihtiyaçlarını bir araya getirmek çok zor olabiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında tam da bu yüzden örneklerimde New York, Moskova gibi şehirlerden örnek verdim. Buralar çok güçlü politikalara, çok güçlü düşünceleri, ekonomik lobileri olan yerler. Ama bir yandan da zihniyeti değiştirmenin mümkün olduğunu gördüm. İnsanların daha insan odaklı kentlerden daha fazla fayda görebileceklerini anladılar. Ve bütün bu örneklerde bunun insanları nasıl ikna edilebileceğine, çalışmaya başlanacağına ve sonunda iyi bir sonuca ulaşacağını göstermeye çalıştım. Bazen kavga da etmeniz gerekiyor. Ama aslında eğer insanlar birbirlerini anlayabilirlerse çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkartabileceğiz. Ben de aynı şeyleri düşündüm. Ama uzun yıllar boyunca çalışmalarımın sonunda zihniyet üzerine çalışmanın çok önemli olduğunu gördüm ki insanlar, işte neden bu otoparkları buradan şehrin dışına götürmemiz gerekiyor? Neden kaldırımlarımızın geniş olması gerekiyor? Tüm bu nedenleri anlamalarını sağlamaya çalıştık. Eğer zihniyeti değiştirebilirseniz şehirleri de değiştirebilirsiniz. Çok teşekkürler.
Elifer Karanfil'in bir sorusu var. Toplumsal mesafelenme aslında yaşama biçimimizi belli ki oldukça değiştirdi. Acaba pandemi sonrası kent hayatındaki değişikliklere ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Sorunuzu anladığıma emin değilim diyor. Evet, toplumsal mesafeler. Ve pandemi sonrası kent hayatında ne gibi değişiklikler olacağını bekliyorsunuz? 100 yıl kadar önce çok güçlü bir epidemi, bir salgın yaşadık. İspanyol gribi. Büyük sayıda insan öldü Avrupa'da. Eğer İspanyol gribinin sonrasında toparlanmamış olsaydık, bundan sonra asla samimiyetimiz olmayacaktı, yakın yerlerde yaşayamayacaktık. Ama bu geçti ve ben de bunlar gelip geçtikten sonra insan olmaya döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü büyük bir hikayenin içerisindeyiz, büyük bir tarihin içerisindeyiz. İnsanlık ölçeğinde küçük bir dönem bu yaşadıklarımız ve bizim uzun tarihimiz rahat olduğumuz ve rahat olmadığımız yerleri zaten saptamış. Bir salgının bizim çevremizde ve çocuklarımızın çevresinde ne olacağına karar vermemize izin vermesine izin vermesini kabul edemeyiz. Çok teşekkürler. Beyaz Çilli de şunu soruyor. Gözlemlerken ve fotoğraflarını çekerken ne kadar gözlemlemeye ve belgelemeye ayırıyorsunuz bu tür durumlarda? Ve bunun sonucunda ortaya çıkanlar üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? Birlikte arkadaşlarımdan bir tanesiyle bu hayatı nasıl inceleyebiliriz konusunda bir kitap yazdık. İşte kaç saniye harcayacağız, ne kadar bakabileceğiz? Kamu hayatı nasıl incelenir ya da kamusal hayat nasıl incelenir başlıklı bir kitabımız var. 2013'te yayımlandı. Tam da bu konulara ele aldık. Neye ne kadar vakit ayırmalıyız konusuna. Bu kitaptan bahsedeceğim ben de. Bütün mesajlar orada. Sizi o kitaba göndermek istiyorum. Teşekkürler. Mehmet Caner. Teknolojinin, dijitalleşmenin geleceğin kentsel mekanı üzerindeki etkileri ne olacaktır diye soruyor. Beklentileriniz yahut da tahminleriniz ne yöndedir? Bir dizi teknolojik atılımın gerçekleştiğinin farkındayım elbette. Şu anda da bu atılımlar gerçekleşmeye devam ediyor. Eğer otomatik araçlardan, akıllı şehirlerden, teknolojik aletlerden falan bahsediyorsak, evet. Herkes de çok heyecanlanıyor bu konularda ama şunun da farkına varmamız gerekiyor. Bütün şeyler, bu şeyler çok pahalı ve bunların yaygınlaşması epey vakit alacak. Hatta gelişmekte olan yok ya da yoksul ülkelerde insanlar kullanabilecekler mi? Bu soruyu sormamız gerekiyor çünkü gerçek sorunlar da orada. Her zaman bakmamız gereken şey aslında insanlara bakmak ve düşünmek. Herhangi maliyeti olmayan bir şey. Çok küçük yatırımlarla herkesi daha iyi bir yere götürebilecek ve bütün ekonomilere daha fazla katkı sunacak yöntemler bulabilirsiniz. Teknolojinin sizin için çözüm bulmasını beklemek zorunda değilsiniz. Zenginler için bulacak çünkü o çözümünü. Teşekkürler Profesör Gale. Çok önemli bir alan. Dolayısıyla pek çok soru geliyor ama bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Araştırmacılar, doktora öğrencileri, profesyoneller pandemi hakkında biraz daha konuşmanızı istiyor. İlker Anavan diyor ki bu koşullara baktığımız zaman toplumsallaşma fikri, sosyalize olma fikri çok değişti. İnsanlar bireysel mekanlarını daha fazla kullanmaya başladılar. İnsanlar toplumsal varlıklar, organizmalar olduğu için bence mimari de bu durumu değiştirmekten sorumlu. Bu liberalizmin içerisinde bireyselcilikle kolektivizm arasındaki dengeyi mimari sağlayarak nasıl mimari kullanarak nasıl sağlayabiliriz? Bu sorunun cevabının çeşitli şekillerde kitaplarında bulunacağını düşünüyorum ama
Tarihe bakabiliriz. İnsanlık ve kentlerimiz pek çok felaket yaşadı. Depremler oldu, kent yangınları oldu, savaşlar, bombalamalar, kolera oldu, veba oldu, İspanyol gribi oldu ve şimdi de koronamız var. Ama her seferinde tarih bize şunu anlatıyor. Bir süre geçtikten sonra, bombalama geçtikten sonra tekrar yıkıntıları toplayıp ve tekrar yaşamımızı sürdürmeye başlıyoruz. İnsanlar çok dirençli varlıklar ve bizim biyolojik tarihimiz küçük bir 2-3 yıl süren bir olayın bizi çok fazla etkileyeceği kadar da zayıf değil. Dolayısıyla tarihten öğrenmeliyiz. Panik olacak bir şey yok. Panik olmayın. Ali Bay soruyor. Modernizme karşı kentimizi nasıl geliştirebiliriz? Eninde sonunda şu anda tüketime dayanan bir sistemimiz var. Ve bunu kontrol etmek de bütünüyle bizim elimizde değil. Kentlerimizi nasıl ileri taşıyabiliriz? Kopenhag'ın örneğin ben eskisiyle aynı durumda olduğunu düşünmüyorum. İyi bir ekonomisi var. Modernizmi, modernist değerleri taşımaya devam ediyor. Bakın Kopenhag'a gelirseniz neler yapılabileceğini görseniz mümkündür. Dünyayı değiştirebiliriz. Pekala. Güzel haber, teşekkürler. Neslihan Kesici soruyor. İnsanlar için şehir kavramına, kalabalık kavramından baktığınızda ne düşünüyorsunuz? İnsanlar için şehir yaklaşımına kalabalık açısından baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Uzun bir soru. Cevabı uzun bir soru. Elbette ki kalabalıkları sevmiyoruz. Özellikle çocuklar ve yaşlılar hiç sevmiyorlar. İşte kaldırımda rahat bir şekilde yürüyecekleri bir yer istiyorlar. Ama stadyumlar yahut da futbol maçları söz konusu olduğunda elbette ki farklı bir şey düşünüyoruz. Festivaller vesaire. Böyle kalabalık olacak yerler var ama normalde bir kaldırımda çok fazla kalabalık varsa genişletmeniz gerekir. Ki insanlar buraya gelebilsinler, rahat edebilsinler. Ve hatta it should be 1 meter for every 100, pardon bir dakika tam hatırlayamıyorum rakamı ama kişi başına bir genişlik saptamıştık. Kitaba bakabilirseniz her bir hattın ne kadar insana ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz. Çok teşekkürler Profesör Gale. Bir başka sorumuz da uygulamayla ilgili. Sayın Gale yahut da Gale Mimarlık Ofisi hükümet kuruluşlarından ve belediye meclislerinden herhangi bir dirençle karşılaştı mı? Özellikle de köklü şehir politikalarının olduğu köklü şehirleri değiştirirken ve bunun için uygun finansmanı bulabildiniz mi, parayı bulabildiniz mi? Bölgesel yahut da merkezi yönetimden bu tür dirençlere karşılaştınız mı? Burada iki önemli şey var. Bunlardan bir tanesi benim önerdiğim çözümler aslında onların önerebilecekleri bütün çözümlerden daha ucuz. Bütün altyapıların en ucuzu bu benim önerdiklerim. Tren, metro, otobüs, otomobil, tüm bunlar çok daha pahalı altyapılar. Benim önerdiğim şey en ucuz olan, herkes için olan ve uygulaması kolay olan bir şey. Genel olarak da bununla ilişkilendirilen pozitif değerler var. İşte bu yüzden de hükümetler ve şehir meclisleri tam da gelmemizi ve onlar için kenti insanileştirmemizi istiyorlar. Benim kişisel deneyimime göre ben öyle bu konuda çok büyük bir mücadele vermem gerekmedi. İnsanlar beni çağırdı bunu yapmam için. İyi bir başlangıç noktası olabilir bu. Zihniyet değiştiği zaman diyorlar ki gelin ya buraya bir bakın. Chilia Tegui'den gelen bir soru. Covid krizi çerçevesinde ara
Kamusal alanlar konusunda ne düşünüyorsunuz? İşte balkonlar, pasajlar gibi böyle ara kamusal alanlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Ara mekanlar. Kamu ile özel arasındaki sınırın çok önemli olduğunu saptadık. Yumuşak kenarlarının olmasından epey bahsettim. Ki binadaki hayatlar dışarı taşabilsin ve kamusal alanlarla buluşabilsin. Bunlar arasında rahat bir geçiş olması gerekiyor. Kamusal olan ve özel olan arasında. İşte bu çok önemli bir nokta. Bu konuda da Türkçe'de de yayınlanan kitabımda bayağı uzun bir bölüm var. Gerçekten kitabınızın Türkçe'de olması çok değerli. Bütün sorulardan ve tartışılacak konulardan gördüğümüz kadarıyla önemli bir başvuru kaynağı oluşturuyor. Hem size hem Koç Üniversitesi yayıncılığına ve Erdem Ertem'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu kitabı Türkçe'ye kazandırdıkları için. Son soru. Gabriel Kiu. Der ki kendisi. Şehirleri, nüfuslarını canlı topluluklara dönüştürmek için ne tür tedbirler ve önlemler alabiliriz? Özellikle postkomünist şehirlerden bahsediyorum. 60'lardan kalan bir popülasyonu ve burada herhangi bir grubun içerisinde herhangi bir topluluğa dahil olmamış insanlar var. Bu popülasyon, bu grup hala komünist idarelerin kendilerine çıkardıkları köylere ait hissediyorlar. Bunları gerçek yurttaşlar haline nasıl geçirebiliriz? Bu köyden kente gidenleri, bunları nasıl yurttaşlara doğru dönüştürebiliriz? Burada elbette ki özgül vakalar. Bunlar ama benim kendi çalışmalarımda bu meseleleri dünyanın her tarafında çalışma fırsatı buldum. Güney Afrika'dan Grönland'a, Japonya'dan Amerika'ya kadar. Ve benim bulgularıma göre pek çok yer açısından birbirle aynı olan pek çok şey var. Bizim tarihimizden bağımsız olarak bizler yürüyen hayvanlarız. Bizler bir türüz, insan türüyüz. O yüzden de pek çok şeyimiz ortak, pek çok şeyi benzer şekilde yapıyoruz. Aynı duyularımız var, aynı hareketleri uyguluyoruz. Pek çok şeyi birlik benzer şekillerde yaptığımız için de kullanabileceğimiz bütün bu popülasyonlara uygun pek çok genel ilkemiz var. İster burası olsun, ister orası. İklim, topografi, kültür, din, tüm bunlar ne olursa olsun pek çok ortak yerleri olacak. Tamam, bazı özgür şeyler var ama bir de spesifik şeyler var. Bu noktada ne yapabiliriz? Tabii bilemiyorum. Sizin verdiğiniz tam örnek konusunda postkomünist ülkeler örneğini kastediyor. Yani bu son soru, artık bitirmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler Profesör Yangel. Devam etmek isterdik ama bir şey söylemek istiyorum. Kitabın çevirmeninin bir sorusu var galiba. Erdem Bey. Kişisel olarak kendisine kişisel selamlarımı iletmek istiyorum çevirmenimiz olan Erdem Bey'e. Ve yaptığı iyi çalışma için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Müteşekkirim yaptığı çalışma için. Çok sağ olsun. Biz de kendisine müteşekkiriz. Üniversiteye de. Bu önemli çalışma için müteşekkiriz. Bu koşullarda keşke birlikte olsaydık, yüz yüze yapabilseydik, işte kahve aralarıyla, akşam yemeğiyle devam edebilseydik. Ama yine de sizinle birlikte olmak, sizinle, Yanar Avedin'le ve Marielen Kontal'le birlikte olmak çok değerliydi. Gerçekten mimari, toplum ve kent planlaması konusunda yapılabilecek o kadar çok şey var ki, konuşulması gereken o kadar çok şey var ki ve bu bizim sorumluluğumuz
Türkiye'de Mimarlar Odası olarak da bizim ilgilendiğimiz konular bunların hepsini. Daha iyi kentler, daha hakkaniyetli, daha yaşanabilir ortamlar için. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gale, Profesör Gale. Bu zor zamanlarda bu kadar vakti bizimle harcadığınız için tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, iki saat gibi kısa bir sürede oldu bitti ama yine de Türkiye'den ve tüm dünyadan katılan çok fazla meslektaşımız var ve gerçekten hoşlarına gitti. Sorularını sorabildiler, sizlerle paylaşabildiler. Bütün bu konular hakkında düşünmeye devam edeceğiz. Ve umuyoruz ki gelecekte de daha yüz yüze konuşmalarımız olacak. Türkiye'ye sizi de bekliyoruz. Bu pandemi bir kez bitince her zaman bekleriz yüz yüze toplantılarımız ve tartışmalarımız için. Orada görüşmek üzere. Yakın gelecekte. Yana and Maria Helen, sizin de burada bulunmanız bizim için çok önemliydi. Mimarın sorumluluklarından ve yeni müdahale araçlarından bahsettiniz. Yenilikçi yaklaşımları bizlerle paylaştınız. Bugünün mimarisi açısından çok önemliydi. Eğitim açısından da çok önemli bir alan. Sizi bu konuda izlemek, yeni yöntemler konusundaki görüşlerinizi dinlemek çok değerliydi. Bize ayırdığınız vakit için, enerji için ve bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, müteşekkiriz. Mimarlar Odası olarak da bunu organize etmekten mutluluk duyuyoruz. Sizi de Türkiye'de bir an önce görmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Yarım dakikam var mı acaba? Yan'ın, Yan Gale'nin sıkça söylediği bir cümleyi söylemek istiyorum öğrencilerle konuştuğu zaman. Gerçekten insanı tazeleyen ve hoş bir mesaj. Ve o kadar farklı ki bu zamana kadar kendi neslimiz olarak en azından öğrendiklerimizden. Yani sahte modernizm dediğim, gerçek modernizm değil de ben sahte modernizm diyorum. Modernizmin bu yorumu. Ben de Mimar Sinan Üniversitesi aslında gerçek Bauhaus'un ne öğrettiğini biliyoruz. Gerçekten Jan şöyle diyor. Burada Bruno Taut'un fotoğrafını görüyorum. Burada Hitler diktatörlüğünden İstanbul'a kaçan en önemli mimarlarımızdan biri, Alman mimarlarından biri. Dolayısıyla güçlü olmaya devam edin. Ama sadece Jan'ın şu cümlesini tekrarlamak isterim. Sıkça şöyle söyler. Önce insanlar, sonra mekanlar, sonra dediği kelimeyi duyamadım ama ekonomi demiş olabilir. Sevgili arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, Türkiye'de ve başka yerlerde takip edenler olduğunu biliyorum. Takip ediyorlar, takip etmeye devam ediyorlar. Başka etkinlikler de olacak. Yan, bu mesaj çok önemli ve çok basit. Ama son derece de zevk dolu bir mesaj. Şehrimizi canlandıran, zevk veren önce insanlar, mekanlar, sonra binalarmış. Şimdi bu sefer son sözcüğü yutmadan söyledi konuşmacı. Ben de bir cevap verebilir miyim acaba? Tabii ki. Çok sağ ol Yan. Gerçekten mizah bizim bilgimizin bir parçası, iletişimimizin bir parçası. O kadar da ciddiye almamız gerekmiyor. Bunu organize ettiğin için ben de sana teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Evet, tüm bunların hepsi öncelikle yaşamla ilgili ve mekanlar yapıp ardından bina inşa etmek. Bunun ardından şehirler, modernizme kadar bir anda önce binalar inşa edilip ardından mekanlar oldu ve sonra belki yaşam veya hayat. Bu formülasyon esasen geleneksel olarak tüm şehir inşalarının kullandığı formülasyondu. 1960'lara kadar belki böyle devam etti. Dolayısıyla bu sadece
bir mit değil, bir tarih ve bu şekilde işe yarıyor. Çok teşekkürler. So, Marie-Hélène, do you have to add something? Sevgili Marie-Hélène, eklemek istediğiniz bir şey var mı? So we finalize with this wonderful message. Evet, yoksa bu harika oturumu sizlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Şimdi sonlandırıyoruz. So important for us. Thank you so much. Bizim için çok önemliydi. Görüşmek üzere. Sizi kısa süre içerisinde daha sağlıklı ortamlarda görmek isteriz. Çok teşekkürler. Goodbye. Goodbye, take care. Thank you so much. İyi günler. Kendinize.